Mert'imizi ara bulucu olarak transfer etsek diyorum Asif. Ne dersin? Kendisi çok yetenekli bir yazıcı. Hangi yazıcı efendim? Şu burçları yazan çocuk canım. Bak bugün benim için ne yazmış. Her şeyi kendinize dert etmeyin. Bu ay yaşamınızda yeni bir dönem başlıyor. Yahu 52. hükümetten bahsediyor. Yeni bir dönem diyor Hasan. Bak dinle. Seviyor ve seviliyorsunuz. Doğal olun. Hiçbir şey kaybetmeyeceğiniz gibi çok şey kazanacaksınız. Hafta sonu sevinçli bir haber alacaksınız. Ne dersin Hasan? Seçimleri Cuma'ya alalım mı? Tabii, niye olmasın? Fakat Cansar mı? Cuma'ya sadece 2 gün kaldı efendim. Yani illa itiraz edeceksin değil mi? İlla keyfimi kaçıracaksın. Üstelik bak senin içinde ne yazmış? Saçları pişmaniye kutusuna benzeyen bir yakınınızdan önemli bir konuda yardım göreceksiniz. Tamam iyi işte Cansar Hanım, ben de size yardım etmeye çalışıyorum efendim. Ben artık senin yardımlarından bıktım Hazret. Yani diyorum ki bir günde yardım etmesen, şu ülkeyi gönlümce yönetsem diyorum. Kaybedersek kaybedelim canım. Seçimler Cuma'ya yapılacak. İşte o kadar. Peki efendim tabii ama o zaman ülkeyi sadece 2 gün yönetmiş olursunuz eğer kaybedersek. 1 ay yönetmek var ki. Madem seni bakan yapmışım, bari önerilerini dinleyeyim. Tabii siz bilirsiniz Cansu Hanım. Zamanımız olduğuna göre seçim çalışmalarına devam edebiliriz, öyle değil mi efendim? Edelim, edelim. Şimdi bu paranın yarısını al, memurlara dağıt. Dur. Tamam, bunu dağıt. Diğer yarısını da iş bitiminde vereceğizdir. Bunların memurlara yeteceğini hiç sanmıyorum Cansu Hanım. Onlar daha fazla bekliyorlardı. Tamam. Mutfakta kavanozun içinde bozukluklar olacaktı. Onları da lanet olsun. Aman Cansu Hanım, kendi paranızla memurların kalbini kazanmanız mümkün değil efendim. Bana bak, paranın ve imanın kimde olduğu hiç belli olmaz Hazret Bey. Yani şu anda 500'ü bir yerdeliklerimi bozdursam dış ticaret borçlarını kapatırım be düdük. Efendim ona 500'ü bir yerde değil, 5'i bir yerde denir. Onu biz de biliyoruz Hasit. 150 demetler halinde sakladığım için 500'ü bir yerde dedim. Ya öyle mi? Maşallah Sayın Başbayan. Maşallah. Çimdikle poponun nazarın değecek. Tamam. Gevezeliği bırak da git memurlara zam yap. Ne gerekiyorsa harca, hiç çekinme. Yumurta gelecek yerden tavuk esirgenmez. Ben sizin yerinizde olsaydım Sayın Başbayanım, memurlara yaranmaya kesinlikle uğraşmazdım. Onlara şimdi istediğiniz kadar para verin, seçim zamanı gidip oylarını Deniz Paytak Bey'e vereceklerdir. Ya, o zaman ben de işçilere zam yaparım. İşçilerden oy almamız daha da imkansız Cansu Hanım. Bunca yıllık icraatımızdan sonra işçilerden değil oy almak, selam almamız bile güçleşti efendim. Onlar şimdi verdiğiniz parayı alıp ceplerine atarlar, sonra gidip oylarını seçim zamanı ya Mutlu Bey'e ya Özcivit'e verirler. Ne yani? Koskoca ülkede yaranabileceğimiz kimse kalmadı, onu mu demek istiyorsun? Hayır efendim. Partimizin geleneksel seçmen tabanına yönelmemiz daha doğru olur diye düşünüyorum. Zahmet olacak ama biraz daha anlaşılır konuşsan da kime yöneleceğimizi ben de anlasam. Köylülerimize Başbayanım, köylülerimize. Ha, sen memleketimizin otsal kesiminden bahsediyorsun değil mi? Evet efendim, kırsal kesim dendiği de oluyor bazen. Ben biliyorumdur o kesimi Hazret. Hadi bir an önce köylümüze yaranmaya başlayalım. Hatta seçim propagandamızı otsal kesime göre yeniden düzenleyelim. Mesela İstiklal Bey'e söyleyelim, gazetesinde hakkımda Arizonalı bir çiftçi ailesinin kızı olduğumu yazsın. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum Cansu Hanım. Yani müthiş bir plan. Ama acaba diyorum ki daha gerçekçi bir seçim kampanyasıyla başlasak nasıl olur acaba? 15 haneli bir köye muhtar olmaya ne dersin Hasan? O kadar gerçekçi olurdu ki köylüler de sen de şaşar kalırdınız. Ama Başbayanım yani... Peki...
seçim gezilerini ülkemizin, memleketimizin güzide bir köyünden başlamaya ne dersin? Aa, bakın harika. Bu fikir çok iyi bir fikir efendim yani. Peki daha önceki fikirlerim daha iyi değil miydi? Onu mu demek istiyorsun? Hayır estağfurullah Cansu Hanım. Önceki fikirleriniz gibi bu da çok iyi demek istiyorum efendim. İcraatlarımızı savunurken medyaya karşı da böyle güzel kıvırsan çok hoş olurdu değil mi Aset? Çocuklar, 3 saat içerisinde dönmezsem köyü basıp istediğiniz vatandaşı tartaklayabilirsiniz. Yahu nerede kaldı bu kadın be? Ulan ille geç kalacak ha! Gene ne homurdanıyorsun Aset? Beni yad ediyorsun değil mi? Aman Allah'ım! Ama tamam abartma. Sadece baş bayanım da yeter. Sayın baş bayanım niye böyle giyindiniz efendim acaba? Neden olacak kıtlama beğenim köye gidiyoruz. Bari ayak uydurayım diye böyle giyindim. Aman yapmayın Cansu Hanım bu kıyafetle köye gidemezsiniz efendim. Neden ayol baksana ne güzel Arizona köylü kıyafeti. Tamam da efendim bizim gideceğimiz yer Arizona köyü değil ki bizim köyümüz. Bizim köylülerimiz bu kıyafeti yadırgarlar efendim. Yapmayın ne olur yalvarırım değiştirin bu kıyafetinizi. Yalvarıyorum size yani. Ay gene dilenci pozisyonunu aldım. Bozukluğum da yok ki vereyim. Lütfen efendim şu kadar değerim varsa nazarınızda lütfen değiştirin şu kıyafeti efendim. Aman, yani. Tamam kapat kendin kapat. Tamam değiştiriyorum. Sırf konuşmayasın diye. Tamam haydi. Oturup. Başbağa geliyor bu tarafta! Başbağa geliyor bu tarafta! Hoş geldiniz sayın boşbayanım. Ben muhtarım efendim. Buyurun. Hoş bulduk. How are you benim canım sevgili köylü muhtar kardeşim? Buyurun efendim, buyurun. Rahat olun. Ben de sizlerden biriyim değil mi? Rahmetli Rençber babamın Arizona'da 50.000 bufalosu... Bir o kadar da kızıl derilisi vardı. Buyurun kahve çekelim. Yolumuz asfalt değildir boş bayanım. Bu yüzden kasabaya gidip gelirken çok zahmet çekmekteyiz. Siz hiç merak etmeyin. Benim sevgili diksiyonu bozuk vatandaşlarım. Baş bayanınız ve Cansu'nuz olarak... Yollarınızı en kısa zamanda yaptıracağımdan emin olabilirsiniz. Hatta bırakın asfaltı, yollarınıza en kısa zamanda İtalyan seramikle bile kaplattıracağım. Başbayanım, yapabileceğiniz şeyleri vaat edin efendim. Okul binamız da yetersizdir sayın başbayanım. İstediğiniz okul olsun benim bakımsız ciltlilerim. Yarın akşama kadar köyünüze 5 ilkokul, 2 kolej, 1 üniversite kurduracağımdır. Artan kalan tuğlalardan da kendinize bir anaokulu yaptırırsınız. Suyumuz da yoktur Sayın Boşboy Hanım. Neden? Faturayı mı ödemediniz? Hayır Sayın Boşboy Hanım. Muhtar sularının hiç bağlanmadığını söylemek istiyor efendim. Su işini de olmuş bilin benim tarla kuşlarım. Yarın sabaha karşı köy meydanında denizi görürseniz şaşırmayın. Biraz abartmıyor musunuz başbayanım? Belki 1-2 gün gecikebilir ama önümüzdeki yaz köyünüzde sörf yapıyor olmazsanız Haset'in ölüsünü göreyim. Ne o Haset? Hasta mısın? Anladım. Deniz deyince canın yüzmek istedi değil mi? Onun için kıvranıyorsun. Köyünüzde bir havuz filan vardır herhalde. Olimpik olması gerekmez canım. Haset 1-2 kulaç açsın yeter. Yalak falan da olur. Ay boş verin. Ben yüzmesem de olur. Artık kalkalım mı boş verin ne dersiniz? Kalkalım. Bu orta boylu insanların güzide köyünü görebilmek için sabırsızlanıyorum. Haydi. İnanmayacaksınız ama Arizona'da bir tarlalar var.
sıkışıp kalırsınız. Sezen Aksu boyunda mısırlar yetişiyor. Peki yetiştirdiğiniz ürünler nerede? Köyümüzde patates yetiştiriyor sayın başbayanım. Patates mi? Fritözünüz var mı? Yani başbayanım, alım destekleme fiyatlarından memnun musunuz diye soruyor. Deniz, aldığımız para gübre parasını ancak karşılıyor. Onu da zamanında vermiyorlar. Traktörümüz bozulunca parasızlıktan yaptıramıyoruz. Tarlamızı kendimiz sürüyor. Perişan oluyor. Yani Haset, görüyor musun? 3 tane patates için ne çileler çekiyor köylülerimiz. Yani bu kadar uğraşıp didineceğimizi gidip manavdan istediğiniz kadar alsanız da. yani başbayanım, köyün sorunlarını hallettiğimize göre artık Ankara'ya dönsek nasıl olur, ne dersiniz? Ay dur ayol, hiç olur mu? Daha köylü kadınlarımızla baş başa görüşeceğimdir. Onlara erkeklerini nasıl elde edebileceklerini, ideal ölçülere nasıl kavuşacaklarını ve soyadlarını kocalarına nasıl verebileceklerini öğreteceğim. Aman Allah'ım. Görüyor musun Haset? Kendilerini nasıl da yakın hissettiler bana. Ya. Şu domuzun büyüklüğüne bak Haset. Var ya, büyüdüğüm köyde domuzların tımarlarını hep kendim yapardım. Hey gidi günler, hey! Ne güzel günlerdi. Neden bu kadar bozuldular hiç anlamadım Haset. Alt tarafı ineğe domuz dedim yahu. Köylüler işte efendim, alıngan oluyorlar başbayanım. Ama nasıl da etkiledim onları değil mi? Adeta hayran kaldılar bana. Evet, donup kaldılar yani. Şimdi yolumuzun üstündeki diğer köylere de uğrayalım. Bugün 5-10 bin oyu garantilemek istiyorum. Ne 5-10 bin oy mu? Ama ne yapıyorsunuz Cansu Hanım? Yorulursunuz, perişan olursunuz. Bugünlük bu kadarlık yeter de artar bile efendim. Evladım, kırsal kesimde şöyle bir duralım. Devam et evladım, devam et. Merak etmeyin Cansu Hanım, ben sonra gelir sizin için istediğiniz kadar oy toplarım efendim. Duralım dedim çocuğum. Devam et evladım. Demek benim için oy toplamak istiyorsunuz. Tabii. Peki, peki ihtiyar. Hadi bakalım. Git topla oylarını Haset Efendi. Seçimden sonra ya Ankara'ya dönersin ya da burada kalıp kovboy olarak yaşarsın. Bak, seni dere kenarında bırakıyorum ha. Sıkıldıkça birkaç kulaç at. Bu kıyamı da unutma. Hadi gazla. İnce ince, Yasemince.